Şöyle ayda bir yeni bir film çorbası denemezsem rahat edemiyorum biliyorsunuz. O yüzden bugün de birazcık daha doğal malzemeler esintili bir film çorbasından bahsedeceğim. Eğer bunun ne olduğunu merak ediyorsanız izlemeye devam. Selam millet, ben Nura, kanalıma hoş geldiniz. En başta da söylediğim gibi bugün yine bir film çorbası videosuyla karşınızdayım ve bugün birazcık daha doğal malzemeler deneyeceğim. Ama ona geçmeden önce iki küçük hatırlatmam var bu sefer. Bir, henüz yapmadıysanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü bu tarz yeni içeriklerle karşınızda olmaya devam edeceğim. İki, film çorbası yaptıysanız eğer lütfen film banyosuna filmi bıraktığınız yeri uyarın. Genellikle yıkayan yerler en son. Kimyasalları temizlemeden yıkıyorlar. Her yer yıkamayı kabul etmeyebilir. Ama en azından böyle şeyler denemek istiyorsanız aklınızda olsun, direkt öyle vermeyin. Bir de belki bununla bağlantılı bir uyarı olacak ama film çorbası film banyosunun yerine geçmiyor. Filmi kullandıktan sonra yine film banyosu yapmak zorundayız. Peki gelelim bugünkü tarife. Malzemelerimi gördünüz. Bunun için bir yaban mersini kullandım. Temmuz-Ağustos aylarında Finlandiya'da böyle yürüyüş yaptığınız patikamsı yerlerin tamamı neredeyse yaban mersini dolu oluyor. O yüzden de bu mevsimde çok popüler. Bir, bunu kullandım. İkincisi biberiye kullandım. Biberiye de kendi bahçemizde var. Burada Finlandiya'da genellikle işte biberiye, maydanoz, dereotu gibi şeyler küçük ya direkt saksı da satılıyor ya da altında kökü var olarak satılıyor. O yüzden de satın aldıktan sonra küçük bir saksıya, evinizde eğer minik bir bahçe varsa oraya ekip tekrardan yetiştirmeye devam edebiliyorsunuz. Onu kullandım. Bir de bu sefer normalde hep ya sıcak su ya soğuk su o şekilde karıştırıyordum. Birazcık daha asitli bir şey olsun, gazlı bir şey olsun diye düşünüp üzerine soda ekledim. Sonrasında 2 gün boyunca film bu karışımın içerisinde bekledi. Çünkü karışım çok renk değiştirmeyince ben birazcık daha uzun beklesin istedim. Ara ara gittim şöyle bir işte yaban mersinleri de ezikledim falan. Birazcık gözüm üzerinde olarak bıraktım bu sefer. Çünkü bazen filmi koyup sonrasında unutup 3 gün sonra film çorbam vardı benim oluyorum. Bu sefer öyle olmadı. Biraz daha dikkatli yaptım. Ve bu örnek fotoğraf var. Birazdan göreceğiniz örnek fotoğraf var. Pro 100 Kodami filmiyle çekildi. Bu film benim son dönemde renk tonlarını en sevdiğim renkli negatif film olabilir. Sürekli piyasada bulmaya çalışıp buldukça alıyorum. Yakın zamanda çok satılmıyor. Umarım tekrardan stok gelecek. Çok keyifli renkler veriyor bence. Ya da yani çektiğim ortamlardan bilmiyorum. Çok içime sinen sonuçlar elde ediyorum. O yüzden aslında film çorbasına koymak istemedim. Ama başka renkli negatif film kalmamış evde. Hadi bir de bu sefer bunu deneyeyim dedim. O yüzden bunun sonuçlarını göreceksiniz. Ama karıştırırken bir de içerisinde siyah ve beyaz HP5 attım. Onu henüz kullanmadım. Onu da yakın zamanda kullanacağım. Sonrasında onun sonuçlarını da paylaşacağım. Şimdi gelelim örneklere. Etmişsinizdir belki. Arada birkaç fotoğraf çoklu pozlamaydı. Bunun sebebi de ben bu filmi makineme taktım. Bir 7-8 fotoğraf kadar çektim. Sonrasında başka bir filmle çekim yapmak istediğime karar verip filmi geri sarıp çıkarttım. Yeniden taktığımda da dikkat etmemişim. Çünkü zaten makineye bu filmi takmak için arkasını açtığımda içinde 25 poz çekilmiş film olduğunu görmüştüm. O yüzden de bir panikle kapatıp devam ettim günüme. Ve sonrasında bununla ilk çektiklerimi tamamen unutmuşum. O yüzden yıkadıktan sonra benim içinde birazcık sürpriz oldu. İlk çekilen birkaç tane çoklu pozlama.
Onun dışında yaban mersini ve biberiye böyle inanılmaz uçan kaçan renkler yaratmamış. Bunlarda hafif aralarda ışık sızıntıları var. Büyük bir ihtimalle benim filmi geri sarıp tekrar takmamdan kaynaklı diye düşünüyorum onlar. Onun dışında yine hafif morgar yeşiller var. Birazcık daha renk tonları farklı görünmüş. Benim yine hoşuma giden sonuçlar oldu bunlar. Özellikle beni şaşırtan ilk o çoklu pozlamaları diğerlerine göre biraz daha fazla sevdim diyebilirim. Bu fotoğrafların tamamı bir ulusal parkta yürüyüş yaparken çekildi. O yüzden daha ziyade yine doğa fotoğrafları var. Ağaç, çiçek gibi fotoğraflar var. O yüzden de zaten arka plan da renkli olduğu için renkler çok fazla algılanmıyor. Ama yine de bana günlük hayatta çekim yaparken bu tarz şeyler denemek biraz daha eğlenceli, değişik geliyor. Biraz daha fazla heyecan veriyor. O yüzden bunu yapmayı seviyorum. Peki böyle bir şey denemek istiyorsunuz ama film banyosu gözünüzü korkutuyorsa alternatif ne olabilir? Film banyosu yapılıp halihazırda dijital ortama atılmış bir filmin negatifi üzerinde bunu deneyebilirsiniz. Daha önce bir videoda ben bunu denemiştim. Yine 3 gün kadar bekletmek daha iyi oluyor. Çünkü film ne kadar hiç el değmemişse, ne kadar taze ise etkiyi o kadar çabuk alıyor. Film banyosu yapıldıktan sonra ise etki daha az yansıyor üzerine. O yüzden birazcık daha süreyi uzatmakta fayda var. Ara ara gidip gelip bakıp kontrol edebilirsiniz. Sonrasında tekrar taramak gerekecek. Tekrar taramak için de yapabileceğiniz bir şey, sürekli gittiğiniz bir fotoğrafçı varsa yine onlara götürüp bırakmak ya da birkaç hafta önce Lomografi'nin dijitalizasını incelemiştim. Cep telefonuyla tarama yapmanıza yardımcı olan, birkaç hafta içerisinde de Pixelator diye başka bir markadan bahsedeceğim. Bu tarz bir cihaz kullanıp kendi cep telefonunuza yine dijital ortama aktarabilirsiniz görüntüleri. Bugünkü kısa videoda benim aktaracaklarım sanırım bu kadar. Eğer film çorbalarıyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa her zaman aşağı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimden gelen en kısa sürede geri dönüş yapmaya çalışırım. Aksi halde umarım gelecek videolarda tekrar karşılaşırız. Hoşçakalın.